Yeni bir videodan merhaba arkadaşlar, kanalımıza hoş geldiniz. Biz kahvaltımızı yaptık ve hemen hazırlandık. Adi'nin bugün mezuniyeti var. Mezuniyet fotoğraf çekimi olacakmış okulda. Oraya gidiyoruz şimdi. Akşam da kep atma töreni olacakmış. Ondan sonra da bitiyor artık. Saat 3'te de bekarlığa veda partisi var. Akşam 6'da mezuniyet gösterisi. Evet arkadaşlar, biz eve geldik şimdi. Öyle sıcak öyle sıcak, tam öğlen sıcağında fotoğraf çekimi koymuşlar. Yetişmiyor herhalde, 4F'ye kadar mı? Hangi sınıf Ali? 4F'ye kadar değil mi dördüncü sınıflar? 4G. 4G'ye kadar sınıflar, o yüzden kimini sabahtan çağırmışlar. Bizi de işte tam öğlene yakın, işte böyle iyi ama hemencecik Ali de ön sıralardaydı. Çekindik ve eve geldik şimdi. Tam eve gelirken arkadaşını işte, gördü Zeynep evet, parkta. Ana okul sınıfında. Şimdi aşağıya ineceğim abimle. Bisikletçi sür be oğlum ya. Ter köprük için de geleceksin. He? Benim çantamdadır. Al hadi, al, tamam. Sorunsuz bir şekilde eve gelin de Ali. Evet, ben de daha yeni iyileştim aslında. İlaçlarım bitti ama gene başlıyormuş gibi böyle. Genizlerimde gene bir yanma var. Dondurma falan yiyoruz da çok sıcak olduğu zamanlarda yiyoruz. Zaten sıcak 3-4 gündür bir anormal sıcaklar var. Herkes söylüyor. Dışarıda hissedilen 50 derece, 52 derece diyorlar. O kadar sıcak yani. Evler daha sabahtan 26 derece oluyor. O yüzden yani o sıcakta da dokunmaz diye düşünüyorum. Hani dondurma yiyoruz da. Öyle yine rahatsızlanmaya başlıyorum galiba. Bilmiyorum yani, bu sıcaklarda da grip, nezle o kadar zor geçiyor ki kış gribi gibi olmuyor yani. Kışın ya atlatıyoruz, onda sıcacık çorbalar içiyoruz, limonlu tavuk sulu falan, kolayca atlatıyoruz hani bol bol, da bunda öyle olmuyor, çok daha zor geçiyor. Hem sıcak hem üstüne işte grip. Öyle çocuklar şimdi aşağıya parka oynamaya iniyorlar, arkadaşlarını gördüler parkta. Ben de şimdi üzerimi değiştiririm, bir kahve hazırlarız. Zaten sabah alelacele bir kahvaltı yaptık hemen. Koştur koştur gittik. Ondan sonra makinede gitmeden çamaşırlarım vardı, onları asarım. Sabah beyazlar vardı askıda. Hemen cici kurumuş, daha gece 2'de serdim. Sabah topladım. Kurumamasına imkan yok zaten. Çiçekler neredeyse her gün sulanıyor. O kadar çok toprağı kuruyor ki. Anlatamam. Klimanı buradan çektim öteki tarafa. O halde bile yani çok şey alıyor. Görüşürüz anne. Görüşürüz baba. Hadi bakalım. Hadi. Ben de üzerimi değiştireyim. Sonra tekrardan görüşürüz. Arkadaşlar, sabah başımıza ne geldi birazdan anlatacağım. Murat şu kapının kolunu tamir etsin ilk önce. Sonra anlatacağım bakalım ben size. Şimdi tamir edecek Murat. Al kürdanını. Kürdanla şimdi burayı yapacak. Dur kızım, sen ne yapıyorsun? Heh, kaldık içeride hepimiz. Açalım. Dur ben gideyim. Şimdi anlatacağım size. Kapat. Heh, öbür elinden çek oradan iğneyi. Aferin. Aferin. Şimdi karşı tarafından, yan tarafından çıkart.
Yıkanacaklar yıkandı, evi toparladım. Şurada Ali'nin kıyafetlerini falan hazırladım. Portmantoyu toparladım, ayakkabıları. Ondan sonra yazlıklar, kışlıklar işte, kışlık botları falan kaldırdım. Şöyle en üstte ev terliklerim var. Şu en üsttekiler de ayıkladıkları, dolabın tepesindekiler. Onları poşetleyip kaldıracağım. Bu alttakiler işte Zeynep'lerin sandaletleri. Böyle hepsini toparladım. En son işte kışlık botları, kışlık Murat'ın giydiği ayakkabıları falan da poşetledim. Onlar seneye kadar öyle poşetli dursun orada dedim. Güzelce sildim raflarını, temizledim. Bu da Emre'nin okul çantası. İçinin asırı artık iyice gitmiş, çöpe atacağım. İçine olmayan terlik, ayakkabıları vesaire onları da koydum. Geri dönüşe atacağım bunları. Yıkadım makinede de içinin şeyi döküldü böyle. Yaprak yaprak böyle döküldü şeyi. İçinin astarı. O yüzden artık onunla 4 yıl gitti. Ondan önce de ben de kullandım onu. Yeter artık, o şeyini doldurmuş. Şimdi çocuklar kurabiye yiyor. Birazdan hazırlanırız. Yani bir saat falan var yani daha. Tepsileri falan yıkadım. Sabah erkenden bir poğaça yoğurmuştum, hamur. Papatya ekmek gibi ekmek yapmıştım. Çok güzel oldu. Ondan kalanlar azıcık yapmıştım böyle. Paketledim kalanını. Evet arkadaşlar. 40 gün 40 gece mezuniyet töreninden hepinize. İki çocuk olunca öyle. Sen Zeynep'inkine katılamadın da o da olsa. Sabah ayrı kutlama, akşam ayrı kutlama. 40 evet. Gün 40 gece kutluyoruz arkadaşlar. Giriyoruz bakalım. Çok zorlu bir ilkokulumuzu bitirdik. Ben senden kalkmışım. Senden kalkmışım. Thank you.
kafasının yarısı şey. Artık yapacak. Zeynep yoruldu. 8'i çeyrek geçiyor saat. 5.30'da geldik. Şimdi kep atacaklar ve bitecek. Teşekkür ederim. Şöyle öne gelin. Sesim geliyor mu? Hazır mıyız? Ama dünyamız büyük. Bizler okulda. Sevgiyi ve saygıyı. Başarıyı ve paylaşmayı öğrendik. Bizler büyüdükçe. Atatürk'ün izinde. Cumhuriyetin bekçileri olacağız. Hiçbir zorluk karşısında yılmayacağımıza. Vazgeçmeyeceğimize. Zeynep, doğruluk ve dürüstlükten ayrılmayacağımıza. Ant içeriz. Soruları yanıtlanmış aldanışlar adına, yanıtları belirsiz alışkanlıklar adına, yazlar, kışlar ve elvedalar adına, bir daha kavuşmalar adına, anıları taşıyan her şey adına, 2024 mezunları hazır mıyız? Evet. Hayata hazır mıyız? Evet. Ayrılıklara, yeni başlangıçlara hazır mıyız? Yepyeni dostluklara, yepyeni kışlara, baharlara, yazlara. Hazır mıyız? Kanatlanmaya hazır mıyız? Düşündüğü gibi davranan, inandığı gibi yaşayan, içten, huzurlu, fark yaratan insanlar olmaya hazır mıyız? O zaman hep beraber ol! Yolunuza açık olsun. Etmek için geldim. Bir de gündüz sizlere kapının kolunu gösterdim ya, onu anlatamamışım. Videoyu düzenlerken fark ettim şimdi. Mezuniyetimiz bitti. Biz evlere geldik. O kadar yorulduk ki sanki Murat'a diyorum düğün yaptık. Öyle bir yoruculuk yani. Öğretmenlere de Allah'ım kolaylık versin. Gerçekten emeklerinin hakkını kimse ödeyemez. Çok telaşeli işler bunlar böyle. Güzel, güzel yani, ama çok gerçekten şey oluyor, koşturmaca, yoruluyor insan. Bizim zamanımızda yoktu. Ne anaokulunda, ne ilköğretimde, ne ortaokulun, ne lisede. Böyle mezuniyet gösteriyor. Ama lisede vardı sanırım. Evet, lisede vardı. Ama en güzeli gene üniversitede oluyor tabii ki de. Onun böyle duygusu, gururu, her şeyi daha bir farklı oluyor. Öyle yani, ama çocuklar da eğlendiler, ettiler, güzeldi. Videoları da kısa kısa koydum telif yememek için böyle. Hem anı hatıra kalsın dedim arkadaşlarıyla birlikte. Artık yeni bir okul, yeni arkadaşlar, yeni öğretmenler. Hayırlı olsun, hayırlısı olsun inşallah hepimizin evlatları için. Bakalım.
bir sayfa kapanıyor, yeni bir sayfa açılıyor. İlk bitti, ortaokula başlıyor. Biz eve geldik, ondan sonra herkesin karnı çok acıkmıştı. Hemen buzluğumda mantım vardı. Mantıyı yaptık, çayı ocağa koyduk, çocukları yıkadım. Ondan sonra şimdi ikisi de uzanıyor, herkes dinleniyor. Ben de ayaklarıma böyle bir soğuk su tuttum duşta. Hemen buzlu buzlu böyle iyi geldi. Azıcık rahatladı çünkü aşırı yorulmuşum gerçekten. Bir de ayakta hep video çektim. Sonra izleyeceğiz işte. Şimdi gruptan da Ali'nin arkadaşlarının anneleri falan gönderiyor. Hepsine bir bakacağım. Güzel böyle bir video düzenleyeceğim programda. Bilgisayara atacağım hepsini o şekilde. İleride izler böyle. Ona da hatıra anı kalır. Hem resimler hem videolar böyle. Öyle. Gündüz kapının kolunu gösterdim ya, sabah odada kilitli kaldım arkadaşlar, orayı unuttum ben sizlere anlatmayı, koşturmacı telaşe. Şimdi eve girince de var ya, banyoya girdim ya duşta ayaklarımı yıkamaya, hemen makinede yorganımı atmıştım beyaz. Artık yaz geldi, pikelere başlıyoruz, o yüzden yorganı yıkamıştım. Onu çıkarttım, astım tele. Sonra Murat klimayı açınca orada o sıcak havayla bile, zaten dışarılar çok sıcak. Biz pimapenleri falan, perdeleri kapatıyoruz. Klimayı açıyoruz evde. O şekilde durabiliyor bir tek Murat. Yani yapacak hiçbir şey yok diyor. Ya diyor yazlığa gideceğiz, kayınvalideme gideceğiz. Orada kalacağız, nasılsa okulda bitti. Ya da diyor burada duracaksak da klimayı açacağız diyor. Nefes alamıyorum ben diyor. Benim başka diyor, ben böyle yapamıyorum diyor. Bilmiyorum eskiden nasıl yapıyormuş, yani şimdi yapamıyor. Ama eskiden de mesela mahalledeki evde de çok sıcaklar oluyordu. Bilmiyorum, üstümüz açıktı o zamanlar. Gene çok kavurucu sıcaklar ama her geçen sene daha da çok sıcak oluyor havalar. Ondan da etkileniyor olabilir. Öyle arkadaşlar, sabah dün Ali kapının kolunu çıkartmış şeyin. Odasının kapısının kolunu. Sonra onu okula yolladıktan sonra Zeynep'in odasında yatayım dedim ben şimdi. Hani uyanınca beni gördüğü zaman karşı yatakta, daha çok uyuyor çünkü böyle. Uykusu bölünmüyor. Annem yanımda güvende böyle hissediyor. Birisi, ben veya babası, abisi fark etmiyor yani. Ali'nin yatağına girdim ben de, öyle uzanıyordum. Ondan sonra Zeynep uyandı. Ben tam dalıyordum böyle uykuya. Ondan sonra Zeynep uyandı. Ne oldu? Anne dedi, tuvalete gideceğim dedi. Kapıyı açamıyorum dedi. Ondan sonra benim başım böyle ampul yandı resmen. Ay dedim Emine, kapı kapandı. Kapının kolu yok. Kapıyı hiçbir şekilde açamıyorum. Anahtar vesaire yok. Murat uyuyor. Nasıl açacağız bu kapıyı dedim. Neyse kalktım, ondan sonra baktım birazcık, olacak gibi değil. Ondan sonra Zeynep'e dedim ki, Zeynep dedim, ben şimdi senin dedim balkonun camından göndereceğim. Oraya da çiçekleri bir dizdim, kaktüsleri, sukulentleri, zor geçirdim orada da. Ama Allah'tan kanepeyi koymuşuz oraya ki işe yaradı yani. Ertesi günü yaşadığımız olaya bakın. Ondan sonra acıma Zeynep gitti şeye. Balkon camından geçirdim onu. Gitti kapıyı bana açmaya. Açılmıyor kapı. Anne açılmıyor, açılmıyor. Murat da uyanmasın diyorum hani erkenden, sabah erken. Ondan sonra dedim ki Zeynep dedim. Sonra geldi bana, camın oradan söyledi. Anne dedi açamıyorum diye. Balkona çıktı gene. Sonra dedi ki, dedim kapının kolu dedim girişte komedinin üzerinde, onu getir bana dedim. Hani arka tarafa sonra ben taktım, o şekilde kapın açıldı. Hiçbir şekilde açılmıyor yani, o kadar değişikti ki. Öyle bir şey yaşadık yani, kilitli kaldık sabah sabah odada. Böyle yani, iyi ki diyorum balkona çıkan bir oda ve iyi ki yani Murat olmasa evde. Mesela sabahleyin işe mişe gitmiş olsa, evde Zeynep'le ben tek başıma kalmış olsam, oda da balkona bakmıyor olsak, demek ki bütün gün kalacakmışız öyle odalarda. Artık Emir Ali'nin eve gelmesini bekleyecektik ama o kapı kolu da içeriden takıldığı zaman açılıyormuş. Ne kadar değişik bir sistem dedim. Neyse arkadaşlar, öyle şeyler atlattık yani. Videoyu tam çekerken yarıda kaldı. Telefon tamamen kapandı. Güncelleme gelmiş telefona. Bu aralar o kadar çok güncelleme geliyor ki çok çabuk da şarjım gitmeye başladı bu güncellemelerden sonra. Bilmiyorum ne olacak vallahi. Samsung S20 kullanıyorum. Daha 3. yılı bu. Daha yeni aldım ama
Bilmiyorum ne olacak. Şu an ön kameradan çekiyorum. Ön kamera olmasına rağmen güzel mesela görüntü. Ön kamera birazcık puslu çeker telefonlarda. Arka daha net tabii de. Böyle daha iyi oluyor. Neyse, ben burada veda edeyim sizlere. Bunun arkasına fotoğrafları eklerim. Yarın inşallah daha güzel bir videoda buluşuruz. Allah'a emanet olun. Hayırlı geceler. Şimdiden tebrik mesajlarınız için de çok çok teşekkür ederiz teyzelere. Allah'a emanet olun. Hoşça kalın.